Şu an ekranda görmüş olduğunuz isimler bu videoya sponsor olan isimlerdir. Sizler de kanalımıza katıl abonesi olarak desteklerinizi gösterebilir ve bir sonraki videoya siz de sponsor olabilirsiniz. Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Yine çok ilginizi çekecek harika bir Excel özelliğinden bahsedeceğim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bir tablo var. Bu yine bir öğrencimden bana iletilen bir soruydu. Öğrencim dedi ki hocam, benim 100 bin küsür satırlık bir verim var ve bu veride bazı yerlerde hatalı kayıtlar var. Ama hataların hepsinde aynı şekilde belirtilmemiş. Kimisinde küçük harflerle nul yazıyor, kimisinde tamamen büyük harflerle nul yazıyor. Kimisinde empty yazıyor, ilk harfi büyük. Kimisinde empty komple küçük harflerle yazılmış. Excel'in standart olarak bir case sensitive, yani büyük küçük harf duyarlılığı yoktur. Dolayısıyla bunu bizim kendimiz geliştirmemiz gerekiyor. Mesela bunu size nasıl gösterebilirim? Şu hataların hepsini bir seçeyim. Şöyle başka bir yere yapıştıralım. Mesela şuraya atalım. Şimdi veri sekmesinden gelip yine bakın burada bir komple küçük nul var, bir de komple büyük nul var. Yenilenen değerleri kaldır dediğim zaman bakın gitti. Yani diğerlerinin bu nulle büyük nulün aynı olduğunu söyledi. Aslında aynı değil ama Excel'in standart bir şey olmadığı için, case sensitive olayı olmadığı için onu algılayamadı. Peki bunu pivot tablo, özet tablo, pivot table yapabilir mi? Bakalım. Ekle sekmesine gelelim. Bir pivot table ekleyelim. Yükleyelim aşağıya. Bakın burada nul olarak sadece bir tanesini gösterdi ki empty'de de aynı şekilde. Bu bizim istediğimiz bir durum değil. Bu yapı her zaman işimize yaramaz. Bazen biz ayrıcalıklı bir şekilde işlem yapmak isteriz. Case sensitive olayını görmek isteriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir de şöyle bir şey var. Onu da göstereyim. Önce neler yapamayacağımızdan bahsedelim. Ondan sonra nasıl yapabileceğimizi konuşalım. Bakın burada null empty. Şu ikisini bir silelim. Başka bir de şu kaydı da silebilirim. Gördüğünüz gibi aslında benim 4 farklı hata tipim var. Yani orada büyük küçük harfe duyarlı bir şekilde eğer hesaplayacak olursam 4 farklı kaydım var. Bunları şöyle aşağıya alalım. Mesela çok eğer say. İngilizcesi count ifs. Bu fonksiyonla yapabilir miyim? Deneyelim bakalım. Çok eğer say. Buradaki değerlerden şuradaki değeri say. Aşağıya doğru atalım. Bakın gördüğünüz gibi hepsini mükerrer saydı. Hepsini toplayarak saydı. Dedi ki 14 tane hata tipi var. Aslında değil. Çünkü benim burada bir büyük küçük harf duyarlılığı oluşturmam gerekiyor. Bunun için kullanacağım, yani bu videoda kullanacağım fonksiyonlar. Onların isimlerini yazalım. Topla çarpım, İngilizce kullanıyorsanız sum, product. Bir diğeri Türkçesi özdeş, İngilizcesi exact olan İki tane farklı fonksiyonu kullanacağız. Geliyorum buraya eşittir, topla, çarpım dedikten sonra bir parantez açalım. İki tane eksi işareti koyuyorum. Bunu neden koyduğumu şimdi anlatacağım fonksiyonu yazdıktan sonra. Özdeş yazıyorum. Şimdi diyorum ki şu değeri arıyorum ve burada arıyorum. Parantezleri kapat. Enter. Bakın şimdi dedi ki bu empty'den bir tane var burada. Gerçekten de öyle. Sabitlemelerimizi yapalım, bir aşağıya doğru indirelim. Atalım şimdi aşağıya. Biraz aşağı doğru çekelim. Bakın 7 tane hata var dedi. Gerçekten de burada 7 tane hata var. Şöyle şu aşağıya hatta bir şey oluşturalım. Çünkü bir işlem daha yapacağız. O da yine hoşunuza gidecek bir şey. Şuraya toplamı alalım. Şunun da rengini değiştirelim. Bu şekilde kalsın. Şu fonksiyonu da şu yan tarafını alayım ki sizler
rahatlıkla bunu görebilin. Şunları da şöyle keseyim, şuraya bir yere koyayım. Kafanız karışmasın. Burada ne yaptık? Dedik ki topla çarpım fonksiyonu bir defa bir dizi fonksiyonudur denilebilir. Yani arka planda bir sanal tablo oluşturur. Ben burada şu baştaki özdeş fonksiyonun başındaki iki tane eksi işaretinin sebebi şu. Topla çarpım arka planda true, false, işte false, true şeklinde değer oluşturur. Peki kaç tane bunlardan oluşturur? Buradaki değer sayısı kadar. Yani şu an bu arka planda 21 tane true ve false var. Ama ben her true'nun false'a, her false'un da true'ya dönüşmesini istiyorum. Baştaki eksi işaretini bu yüzden koyuyorum. Mesela şu işaretleri kaldıralım. Bakın hatalı sonuç verecek bana. Bir tane eksi işareti koyalım. Eksi bir sonucunu veriyor. Çünkü neden? Ben diyorum ki eşleşen yer true olacak, eşleşmeyen yer false olacak. Bir tane eksi işareti koyduğum zaman true'yu false'a, false'u true'ya çeviriyor. Ama ben iki farklı işlem yapmak istiyorum. True'ları false, false'ları true yaptırarak saydırmak istiyorum. Arka plandaki dizi yapısının mantığı bu. Şimdi gelelim. Bir de şuna da ihtiyaç olabilir bu tarz bir yapıda. Bunlar arasında bunlardan olmayanların sayısı. Şimdi biz bunlardan olanların sayısını bulduk. 7 tane. Benim burada 21 tane kaydım varsa buraya hatasız kayıt sayısı dediğim zaman 14 sonucunu bulmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi buna geleceğiz. Bunun için de yine kullanacağım iki tane yeni fonksiyon var. Yani yeni derken daha önce şurada yazmadım. E yoksa İngilizcesi is NA, is NA. Kaçıncı ve yine İngilizcesi match. Bu fonksiyonları kullanarak burada hatasız kayıt sayısını alacağım. Eşittir diyorum. Yine topla çarpım. İki tane eksi işareti. Aç parantez. E yoksa kaçıncı? Burada diyorum ki şu alanı seç. Bu alan içerisinden şunlarla aynı olanları hariç tut. Sıfır tam eşleşme yap. Parantezleri de kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Ve 14 sayısını bu şekilde edinebiliyorum. Gördüğünüz gibi harika bir işlem. Bunu birçok işinizde kullanabilirsiniz. Özellikle bu tarz tablo yapılarında işlerinizi kolaylaştıracak. Hem aramış olduğunuz değerlerle eşleşenlerin sayısını tam bir case sensitive olacak şekilde, büyük küçük harfe duyarlı şekilde edinebilirsiniz. Hem de bunların dahil olmadığı kayıtları saydırarak böyle bir sonuç bulabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinizde kullanacaksınızdır. Hatta umarım uzun süredir arayıp da bulamadığınız bir içerik olmuştur. Bu videoda da anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.